Herkese merhabalar. Bugün çok güzel, çok leziz bir konu öğreneceğiz Songuç'um. Eğer hazırsan hemen başlayalım. Hazırım hocam. Hazırsın madem. Arkadaşlar da hazırsa herkes arkasına yaslansın. Emniyet kemerini bağlasın. Koltuklarının sandalyesini dik konuma getirsin. İsim ve sıfat konusunu öğreneceğiz. Daha doğrusu isim ve sıfat tanımlaması konusunu öğreneceğiz. Çok leziz bir konu. Hiç zor değil. Çok korkuyorum hocam. Hayır hayır hiç korkmana gerek yok Tonguç'um hiç zor değil. Güzel bir şekilde öğreneceğiz. İsim tanımlamalarını ve sıfat tanımlamalarını öğrendikten sonra da birkaç tane sorumuz var. Ardından da mükemmel bir şekilde konumuzu bitireceğiz. Zaten biliyorsun ki Aralık ayındayız. Artık hangi yıla geçiyoruz Tonguç'um? 2025 hocam. Yok 2028'e geçiyoruz. Evladım ne 2025'i. 2022'ye giriyoruz. 2022 bak 3 tane 2 var. Yeni bir yıla girerken gerçekten de heyecanlıyız. Ama bu yeni yılın öncesinde de ne yapacağız? Konularımızı güzel güzel bitireceğiz. Müzik <laughs> Şimdi isim ve sıfat tanımlaması ile alakalı şunu söylemek istiyorum sana. Mesela diyelim ki sınav sözcüğünü düşünelim. Sınav sözcüğü. Eğer sınav sözcüğüne sen zor sınav dersen bu sıfat tanımlaması oluyor. Çünkü nasıl sınav diyorsun zor sınav. Ama Türkçe sınavı dersen bak Türkçe sınavı dersen bu isim tanımlaması oluyor. Çünkü neden? Burada nasıl sınav diye sordun. Burada ise ne sınavı diye sordun. İşte bu mantıkla... İsim ve sıfat tanımlamalarını çok güzel bir şekilde ayıracağız. Ayırdıktan sonra ne yapacağız? Tabii ki sıfırdan altıya taktikli sözelden, dinamo Türkçeden ve zor bankasından sorular çözeceğiz. Ama önce konumuzu anlatalım, ondan sonra ödevlerimizi verelim. Hadi bakalım Ozan, güzel bir şekilde videomuza başlayalım. Şimdi buradaki temel mantık bu ve sana bir şey söyleyeyim Tonguç'um. Bu sadece altıncı sınıfta değil, ileriki sınıflarımızda da karşımıza çıkacak. Hatta üniversite sınavında bile şu kadarını soruyorlar. Mesela e, devlet tiyatroları, hatta şöyle yazayım sana bak, devlet Tiyatroları, tiyatroları ve ee, güzel tiyatro diyelim. Şimdi nasıl tiyatro, güzel tiyatro dediğimiz için bu sıfat tanıması oluyor. Ama net tiyatroları, devlet tiyatroları dediği için bu isim tanıması oluyor. Bunu üniversite sınavında bile sordular biliyor musun Tomuç? Bu üniversite sınavında bile çıkan bir örnekti. O yüzden hiç endişelenmene gerek yok. Güzel bir şekilde başlayalım. Şimdi öncelikle isim tanımasıyla başlayacağız. İsim tanımasında ve sıfat tanımasındaki farkı bilirsek çok daha rahat anlayabiliriz. Şöyle ki bir tane boş sayfa alalım. Şimdi öncelikle... Tamlama nedir hocam? Harika bir sorusu. Tamlama nedir hocam diyorsun. Hemen tamlamayı anlatayım. Bak şimdi burada bir koyunumuz var. Bu tek başına takılıyor. Bir ineğimiz var. Bu da tek başına takılıyor. Bir keçimiz var. Bu da tek başına takılıyor. Şimdi eğer sen... Ee, buraya yazıyorum. İnek, koyun... Pardon bu keçiydi ya. O zaman şuraya koyuna yer değiştirelim. Buraya da keçi koyalım. Koyun ve keçi diyelim. Şimdi bunlar tek başına. Bunlar tamlama değil. Ama burası çok önemli şimdi. Eğer şurada iki tane kişi var. Tamam biri diyelim ki e, Ömer olsun diğeri de Ali olsun atıyorum. Bunlar nedir? Bunlar iki kişi. Bunlar diyelim ki ne olsun? Ali'nin abisi diyelim tamam mı? Ali'nin abisi geldi diyelim. E, koyunlar otluyor diyelim. E, keçi inatçıydı diyelim. Şimdi buraya dikkat edin istiyorum Tonguç'um. Burada Ali'nin geldi diyebilir miyiz? Hayır hocam. Diyemeyiz. Ali'nin abisi geldi diyebilir miyiz? Evet hocam. Niye? Çünkü bu bir tamlama. Bunlar ikisi bir bütün. Bunlar bir tamlama. Ama keçi tek başına takılıyor. Koyun tek başına takılıyor. İnek tek başına takılıyor. Ali'nin abisi dediğimizde işte Ali'nin abisi diye bir tamlama olmuş oluyor. Koyunlar yine tek başına. Keçi yine tek başına. İşte böyle Ali'nin abisi. Koyunun saçı. İşte çayın sıcaklığı, kitabın kapağı, ın ı gibi şeyleri gördüğümüz zaman böyle ikili şeyleri gördüğümüz zaman tamamlama diyeceğiz. Peki şuraya bakalım. Burada kim var mesela? Bu kim olsun mesela? Samet hocam. Tamam Samet olsun. Samet burada duruyor. Samet sence bir tamlama mı yoksa tek başına mı duruyor? Tek başına. Tek başına duruyor. İşte bu tek başına olduğu için biz buna tamlama diyemeyiz. Samet tek başına. Ama işte şöyle deseydik mesela. Samet'in bir de yanında top olsun mesela şöyle. Bir de futbol topu koyalım şuraya. Samet'in topu patladı diyelim. Samet'in topu patladı dediğimizde burada ikili oldu mu? Evet hocam. O zaman işte bu tamlama oluyor bak. Samet'in topu, Ali'nin abisi. Yani bir şeyin bir şey olursa biz buna isim tamlaması diyeceğiz. Ama istersen bunu biraz daha bilimsel olarak şöyle de göstermek istiyorum sana olmuşum. Bak şimdi. Şuradan bir sayfa alalım. Boş bir sayfa. Ha. Şuradaki boş sayfadan alsam daha iyi anlatacağım. Bak şimdi. Öncelikle şu bir tamlama değil. Tamam. Bu da bir tamlama değil. Bu da değil. Ama bu tamlama dedik. Niye? Çünkü bunlar bir bütün dedik. Bunlar bir bütün. İki kişi olduğu zaman tamlama oluyor dedik. İşte tek bir kelime olursa tamlama olmuyor ama iki kelime olursa tamlama oluyor. Hemen şimdi sen tamlama bulabilecek misin? Önce bir onu inceleyelim. Öğrenciler öğrenciler sınıfa girdi. Sence burada tamlama var mı Tonguç'um? Yok hocam. Harikası. Niye? Öğrenciler girdi. Sınıfa girdi. Girdi zaten fiil. Onu geçtik. Peki Şuraya bakalım. Ee, okulumuzun... ...öğrencileri... ...öğrencileri... E, ...güzel bir... ...sınıfa... ...girdi diyelim. Şimdi dikkat olmanı istiyorum Tonguç'um bak. Okulumuzun girdiği ayıramıyorsun. Bak bunlar bir bütün. Okulumuzun öğrencileri. Güzel girdi değil bak. Güzel bir girdi olmuyor. Güzel bir sınıfa. İşte bak... Bu tek. Öğrenciler tek. Sınıf tek. Ama bu okulumuzun öğrencileri. Güzel bir sınıfa. İşte bunlar bir bütün olduğu için biz buna tamlama diyoruz. Buna bir sıfat tamlaması diyeceğiz. Buna isim tamlaması diyeceğiz. Peki arasındaki farkı nasıl anlayacağız? Şöyle. Eğer nasıl dersen sıfat tamlaması olacak. Neyin veya ne dersek de isim tamlaması olacak. Nasıl sınıf? Güzel sınıf. Neyin öğrencileri? Okulumuzun öğrencileri diye sorduğumuzda biz buna isim tamlaması diyeceğiz. Şimdi bunu hatta şöyle göstereyim sana. Şu sayfada dursun. Şurada boş kapağımızın arkasını yazarak göstereyim. Bak şimdi. Bir kere tamlamaların en az iki kelime olduğunu anladın mı? Anladım hocam. Anladım. Şimdi o zaman önce tamlamalar yazıyorum şöyle bak. Tam la ma yazamıyorum. Evet. Beynimiz durdu. Evet benim durdu Tonguç'um. Tam la ma lar diyelim şöyle. İki renk yapıyorum. Neden? Çünkü hem isim hem sıfat olur var. E, sıfat tamlamaları ne renk olsun sence? Mavi renk. Tamam mavi renk istiyorsun. O zaman şöyle hemen hop diye çıkarıyorum. Sıfat tamlaması yazıyorum. Sıfat tamlaması. Siyahlar da isim tamlaması olsun. Hop isim tamlaması diye yazıyorum. Bundan sonrasını zaten çok rahat anlayacağız. Ama burasını çok dikkat dinlemeni istiyorum Tomcuk. Şimdi tamlamalar en az iki kelimeden oluşuyor biliyoruz. O yüzden sıfat tamlamasında bir iki tane çizdim. İsim tamlaması da en az iki kelime olması lazım. Bir iki tane çizdim. Şimdi bazı isimler bulalım mesela. Ne olsun? Diyelim ki hmm, diyelim ki az önceki örnekten gidelim. Mesela defter. Tamam defter yazalım. Tamam sen defter dedin. Başka ne diyorsun? Kalem. Kalem, defter, kalem. Bir de ben sınav örneğini bir daha yazmak istiyorum ki daha iyi anlayalım bak. Sınav yazdım. Buraya da yine defter kalem ve sınav yazıyorum. Şimdi bak. Bu birinci sözcük, bu ikinci sözcük olacak. Bu da birinci sözcük, ikinci sözcük olacak. Şimdi Nasıl defter Tonguç'um? Güzel defter. Tamam, yazıyorum. Güzel defter. Nasıl kalem? Renkli kalem. Tamam, renkli yazalım. Nasıl sınav? Kazık sınav. Kazık sınav demeyelim de, şey diyelim, kazık demeyelim de mesela kolay sınav diyelim, kolay sınav diyelim. Şimdi, burada bak, nasıl defter, nasıl kalem, nasıl sınav dediğimizde bulduğumuz sorular sıfat oldu. Çünkü sıfatlar nasıl sorusuyla veya hangi kaç sorusuyla bulunuyor. İşte o yüzden bunlara biz sıfat anlaması diyoruz. Sıfat anlamalarında ikinci kelime, birinci kelimeye şunları soruyor: nasıl, hangi ya da kaç sorularını soruyor. Nasıl defter? Güzel defter, iki defter, üç defter, şu defter. Hangi kalem? Şu kalem, öteki kalem. Ka hangi sınav? Bu sınav, öteki sınav. Nasıl sınav? Bu soruları sorduğunda eğer cevap alıyorsan ikili, ikili de biz buna sıfat anlaması diyoruz. Şimdi. Az önce olduğu gibi. Mesela az önce nerede bizim sayfamız? Şurada. Nasıl sınıf? Güzel sınıf bu sıfat tanıması oldu. Ama buna sıfat tanıması demedik. Neden? Çünkü bu nasıl sorusuyla bulunmuyor. Şimdi o zaman sıfat tanımalarında nasıl hangi kaç sorularını sorulacağını öğrendik mi? Evet hocam. Şimdi gelelim isim tanımalarına. İsim tanımalarında nasıl hangi kaç sorularını sormuyoruz. Mesela kimin defteri Ali'nin defteri diyorum bak. Ali'nin defteri. Hatta burada isim tanımlarında böyle ikinci de bir de ek var böyle iyilik iki. Ali'nin defteri. Ve hatta kimin kalemi? Mesela e, abimin kalemi diyoruz mesela. Ve hatta ne sınavı? Matematik sınavı. Matematik sınavı diyoruz. Tamam yazalım. Matematik sınavı diyoruz. Bak şimdi. Burada bir şey dikkatini mi Tonguç'um. Nasıl defter demedik. Kimin defteri dedik. Nasıl kalem demedik? Kimin kalemi dedik? Nasıl sınav demedik? Ne sınav dedik? İşte eğer sen kimin, neyin, ne sorularını soruyorsan da isim tanıması oluyor. Bu kadar basit. Dolayısıyla sen ikinci sözcüye soru soracaksın. Sorduğun soruya göre sıfat ve isim mi karar vermen gerekiyor. O zaman az önceki örneğe geçersek bak. Nasıl sınıf, güzel sınıf sıfat tanıması oldu. Kimin öğrencileri ya da neyin öğrencileri İsim tamlaması oldu. Bu kadar basit. O zaman tamlamalar en az iki kelimeden oluşuyor. Birincinin durumuna göre isim ya da sıfat oluyor. Bu kadar basit diyebiliriz. Şimdi, o zaman buranın ekran görüntüsünü mutlaka al. Burası önemli. Şimdi bunu kaldırıyorum ve isim tamlamalarının çeşitlerine bakıyorum. Bak şimdi. İsim tamlamalarında ne neyin kimin sorularını sorduk? Neyin duvarı sınıfın duvarı? Neyin binası okulun binası? Neyin arabası bebeğin arabası veya kimin arabası bebeğin arabası diyoruz. Bak bu belirtili isim tamlaması. Burada hem birincisi tamlayan hem de ikincisi ek alıyor. Belirtisi isim tamlamalarında birinci ek almıyor, ikincisi yakalıyor. Ne duvarı, sınıf duvarı, ne binası, okul binası, ne arabası, bebek arabası diyorsun. Bu belirtisi isim tamlaması oluyor. Zincirleme isim tamlaması ise en az üç isimden oluşuyor. Sınıf duvarının boyası, okul binasının önü, bebek arabasının önü dediğinde de bu zincirleme isim tanıması oluyor. Ama ya ne duvarı diyorsun ya neyin duvarı diyorsun ya ne binası diyorsun ya da neyin binası diyorsun. Mesela güzel bina deseydi ne olurdu? Sıfat tamlaması olur. Harikasın Tonguç'um tebrik ediyorum seni. Güzel bina dediğimizde sıfat tamlaması oluyor. Ama ne binası dediğimiz ya da neyin binası dediğimizde isim tamlaması oluyor. Şimdi bak. Belirtili isim tamlamalarında ın, ın 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 ısı diyoruz. Aa nasıl yani hocam? Şaşırmana gerek yok yani şöyle. Birinci de kalıyor, tamlayan da kalıyor, ikincide kalıyor. Mesela masanın üstü, yazarın hayatı, yolcunun çantası, masanın üstü, yazarın hayatı, yolcunun çantası. Neyin üstü? Masanın üstü. Kimin hayatı? Yazarın hayatı. Kimin çantası? Yolcunun çantası. Dolayısıyla burada tamlanan, tamlayana kimin ya da neyin sorularını soruyor ve aldığı cevapla da tamlamasını kuruyor. İkisi de kalacak. Ininin ısı, sınıfın kapısı. İşte ineğin kulağı, keçinin boynuzu, koyunun tüyü, kalemin kapağı. Harikasın. Kapı. Ben de burayı kapak yapıyorum. Çok güzel. Kalemin kapağı. nasıl o zaman biz belirtili isim tamamlıyoruz. Bu kadar basit. Geçtik belirtisi. Burada sadece tamlanan ne kalıyor? Birinci ek almıyor. Sadece ikinci ek alıyor. Yani burada işte Türk tarihi. Bak Türk'ün tarihi değil. Yolcu vapuru. Yolcunun vapuru değil. Misafir odası. Misafirin odası değil. Sadece Türk tarihi. Yolcu vapuru. Misafir odası diyoruz. Eğer Türk'ün tarihi olsaydı belirtili olurdu. Yolcunun vapuru olsaydı belirtili olurdu. Misafirin odası olsaydı belirtili olur. Birinci tamlayan ek almıyor. İkinci tamlanan ek alır. Ve ne sorusunu soruyorsun? Ne tarihi? Türk tarihi. Ne vapuru? Yolcu vapuru. Ne odası? Misafir odası diyorsun ve bitiyor. Zincirlemesinin tamlaması bu sefer zincir var. Oyuna takılanlardan mı? Evet oyuna takılanlardan. En az üç isim var. Mesela okul takımının kaptanı. Sanatçının el çantası. Cep telefonunun ekran Boyutu, bak gördün mü sen kaç oldu? Dört tane. Evet dört tane oldu yani görüyor musun bak. Okul takımının kaptanı, üç. Sanatçının el çantası, üç. Cep, telefonunun ekran boyutu, dört. En az, bak en az diyorum üç tane değil, en az üç tane olması gerekiyor. Burada zincirlemesinin tanıması oluyor. Şimdi o zaman gel belirtili mi belirtisiz mi bulmaya çalışalım. ın ı olursa belirtiliydi, sadece ı olursa belirtisizdi ın, ı, ın böyle gidiyorsa üç tane olursa hatta şöyle ın, ı yazmaya gerek yok. Üç tane olursa da zincirlem oluyordu. Araba anahtarı suya düştü. Bu ne sence? Bilemedim hocam. Bilemedim diyorsun. Bak hemen söylüyorum bak. Araba anahtarı düştü. Bak araba suya düşmedi. Anahtar da suya düşmedi. Araba anahtarı suya düştü. Arabanın anahtarı mı demiş? Araba anahtarı mı demiş? Araba anahtarı demiş. Araba anahtarı demiş. Araba anahtarı demiş. Arabanın demediğine göre, ın ı demediğine göre bu belirtisiz sinti olsa oluyor. Bak. Arabanın anahtarı deseydi belirtili olurdu. Ama araba anahtarı dediği için belirtisiz. Aşağıya bakalım. Arabanın anahtarı suya düştü Bak burada sadece ikinci kalmıştı. Burada iki kalmış. O zaman buna ne diyeceğiz Songuç'cuğum? Belirtili. Harikasın. Bu belirtili oluyor. Arabanın anahtar süsü suya düştü. Burada ne var? Zincirleme var. Muhteşemsin. Zincirleme var. Niye? Arabanın anahtar süsü. <laughs> Oo, iyice karışmış artık zincirleme yani. Şimdi şuraya bakalım. Bahçe kapısı sadece ikinci kalmış. O zaman bu belirtisiz oluyor. Niye? Bahçe kapısı. Bahçenin kapısı deyince hem tamlayan hem tamlanan ek olduğu için belirtil oluyor. Bahçe kapısının kilidinde biri, iki, üç, üç tanesi var. O zaman zincirleme oluyor. Bu kadar basit. Tekrar söylüyorum. Araba anahtarı belirtisiz. Arabanın anahtarı belirtili. Arabanın anahtarının süsünün zincirleme oluyor. Bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi geldik sıfat tanımasına. Sıfat tanımasıyla isim tanıması arasındaki farkı en başta göstermiştik. Ne demiştik? Sıfat tanımlamaları nasıl hangi kaç sorularını soruyordu? Nasıl defter, nasıl kalem, nasıl sınav diyorduk. İsim tanımlamaları ise kimin defteri, neyin defteri, ne defteri gibi veya ne sınavı gibi sorular soruyorduk. İsim tanımlamalarını öğrendik zaten. Şimdi geldik sıfat tanımlamalarına. Şimdi. Yağmurlu havada neşesi olmuyordu. Nasıl hava? Yağmurlu hava. Harikasın bak. Nasıl hava diye sorduk, yağmurlu hava diye cevap aldık. O zaman burası sıfat almış. Eski koltukları değiştirdik. Nasıl koltuklar Tonguççum? Eski koltuklar. Harikasın eski koltuklar. O zaman burası sıfat alması. Kuşlar masmavi gökte özgürce uçuyor. Nasıl gök? Masmavi gök. Harikasın. Bak burada bir sıfat alması var. Her öğrenci derslerine düzenli çalışmalıdır. Hangi öğrenci? Her öğrenci diyoruz. Bu da yine sıfat alması oluyor. Yağmurlu hava, eski koltuklar, masmavi gök, her öğrenci. Bunlar nasıl hangi sorularla bulunduğu için sıfat alması oluyor. Mesela beyaz gömlek sana çok yakışmış. Nasıl gömlek? Beyaz gömlek. Birkaç yolcu, üç kişi, bu kitap, hangi elbise, her şey Bunlar her bir sıfat tanımlaması. Şimdi sıfat tanımlamasında birinci sıfat oluyor ikincisi isim oluyor zaten bak. Gömlek isim beyaz sıfat, yolcu isim birkaç sıfat, kişi isim üç sıfat, kitap isim bu sıfat, elbise isim hangi soru sıfatı. Şey e, zamir gerçi ama yani isim yerine geçtiği için buna da isim diyebiliriz her sıfat. Şimdi bak nasıl gömlek beyaz gömlek. Kaç yolcu? Birkaç yolcu. Kaç kişi? Üç kişi. Hangi kitap? Bu kitap. Bu zaten soru oldu işmiş dediğimiz, Hangi şey? Her şey. Bunların her biri Tonguç evladım benim. Ne oluyor? Birer sıfat tanımlaması kuruyor. Şimdi gel buraya bakalım. Sıfat tanımlaması, isim tanımlaması ona bakacağız. İsim tanımlamasında da iki kelime vardı. Pıt pıt. Sıfat tanımlaması da iki kelime vardı en az. Burada ne, neyin ve kimin sorularını soruyorduk Tonguç'um? Burada hangi soruları soruyoruz? Nasıl hangi? Muhteşemsin. Nasıl hangi? Bir tane de ben ekleyeyim. Nasıl ve hangiyi sen söyledin? Kaç kaçıncı sorularını da sorabiliyoruz. Yani sıfatları bulduran sorular. Şimdi başlıyorum. Yüksek duvarlar vardı. Nasıl duvarlar? Yüksek duvarlar. O zaman sıfat alması. Gazetede onun resmini gördüm. Bu sence hangi soruyla bulunuyor Tonguç? Un? Kimin resmi? Harikasın. Kimin resmi diyoruz? O zaman bu isim alması. Bazı öğrenciler derse geç kalmış. Bazı öğrenciler diyor. Ne öğrenciler olmuyor. Neyin öğrenciler olmuyor. Kimin öğrenciler olmuyor. Nasıl öğrenciler olmuyor. Hangi öğrenciler? Bazı öğrenciler diyoruz. O zaman sıfat almaz. Otobüs durağında saatlerce eklemiş. Otobüs durağı. Ne durağı diyebiliyoruz? O zaman isim tanımaz. Bak nasıl durağı, hangi durağı, kaç durağı değil. Ne durağı? Otobüs durağı. Sanatçının sesinin tonu çok etkileyicidir. Zaten zincirleme sıfat tanıması diye bir şey yok. Sanatçının sesinin tonu Burada bariz bir zincirleme isim tanıması var. O yüzden buraya isim tanıması diyebiliriz. Çatlayan duvarı yeniden sıvadılar. Bak ne duvarı mı? Neyin duvarı mı? Nasıl duvar mı? Nasıl duvar? Harikası nasıl duvar diyoruz. O zaman burada da nasıl duvar dediğimiz için sıfat tanıması var. Nasıl duvar? Sıfat tanıması. Ne durağı? Otobüs durağı isim tanıması. Hangi öğrenciler? Sıfat tanıması. Kimin resmi? İsim tanıması. Nasıl duvarlar? Sıfat tanıması. O zaman burada nasıl duvar dediğimiz için... ...yine sıfat tanıması diyoruz. Şimdi burası anlaşıldı değil mi Tonga? Evet hocam. Harikasın. Zaten esas konunun temel kısım burası. Şimdi seni yapman gereken Zoru Bankası'ndan, Dinamo'dan, Taktik'den bu konuya alakalı sorular çözmek. Burası çok çok önemli. Şimdi sınavlarda fazlasıyla çıkmayan... ...sınavlarda fazlasıyla çıkmayan... E, ...ama e, böyle çok çalışkan... ...ya yani buraya kadarını anladıysak zaten konuyu öğrendik, bitirdik diyebiliriz. Ama şimdi bir son bir sayfa daha göstereceğim. Biraz ayrıntılara gireceğim... Burayı fazla sormuyorlar ama şuraya kadar kısmı bütün sınavlarda soruyorlar. Buraya kadarkini anladıysanız hepinizi alkışlıyorum. Tonguç seni alkışlıyorum. Bundan sonrası biraz ekstra olacak. O yüzden çok da canınızı sıkmayın. Şimdi burada tamlayan birinciydi. Tamlanan ikinciydi. Tamlayan ve tamlanan birden fazla sözcükten oluşabiliyor. Bak şimdi. Öğrencilerin, öğretmenlerin, ailelerin hedefi. Burada tamlayandan fazla olmuş. Binanın pencereleri, kapıları. Burada da tamlanandan fazla olmuş. Bu hanlar, bak bu Hanlar, tarlalar, evler. Burada da yine ikinciden fazla olmuş. Böyle olabiliyor. Tamlayan ve tamlanan sıfatla belirtilebiliyor. Bak şimdi. Masanın örtüsü, bu isim tamlaması. Yuvarlak masanın kirli örtüsü diyebiliyorsun. Bak hem tamlayan hem tamlanan sıfat alabiliyor. Hocam bu isim tamlaması mı sıfat tamlaması mı? O durumda mı? bunlar sıfat tamlaması da oluyor. Şu, bak şurası isim tamlaması oluşuyor Tonguç'um. Sadece şu ikisi sıfat tamlaması oluşuyor. Ama bunu zaten hoca o kadar da sormuyor. Belirtilisin tamlamasında yani -ın -ı da ek kaldığında tamlayan da tamlanan zamir olabiliyor. Onun sesi bak tamlayan zamir olmuş. Yumurtaların çoğu bak tamlanan zamir olmuş. Hatta onların bir çoğu dersen hem tamlayan hem de tamlanan zamir olmuş oluyor. Belirtilisin tamlamasında zamir durumdaki tamlayan düşebilir. Şimdi sesi çok güzeldir diyorsun ya esasında onun sesi diyorsun. O tamlayan düşmüş oluyor. Burada tamlama var mı? Yok. Tamlayanı düşmüş isin tamlaması var. Belirtili isim tanımasında tamlayan ve tamlanan yer değiştirebiliyor. Gölgesi çınarın düşmüş göllere bak. Çınarın gölgesi 2 birden önce gelmiş. 2 birden önce gelir mi? Hayır hocam. Gelmez. O zaman yer değiştirmiş. Tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş. Şimdi o zaman sorumuza bakalım. Ardından da dersimizi bitireceğiz inşallah. Şimdi öğle vakti. Ne vakti diyoruz? İsim tanıması. Kapının kolu. Neyin kolu diyoruz? İsim tanıması. Su şişesi. Ne şişesi diyoruz? Nişes diyoruz. Bu da yine nedir? İsim tanımlaması. Nasıl su diyoruz? Bu da sıfat tanımlaması. Peki bize neyi soruyormuş? Soru kökünü okumadan soru yaptığımız için yanlış yapacağız galiba. Hangisi belirtili isim tanımlaması diyor? Belirtili isim tanımlaması da ne oluyordu? ın ı oluyordu. Yani sınıfın kapısı, okulun penceresi, kalemin kapağı gibi. Şimdi öğle vaktinde ın yok. Peki burada var mı? Kapının kolu. Harikasın. Kapının kolu. Kapının kolu. Pardon şu u'yu yapacaktım. O zaman bu cevap B olmuş oluyor. Şimdi Tonguç'um taktiklikteki tamlamak konusuyla alakalı sorularımızı, Dinamo'daki sorularımızı. Bu arada biliyorsun Dinamo Soru Bankamızda ve taktikli soru bankamızda ekstra dijital sorular var. Hatta Zoru Bankası da var. Bu amblem olsun olmasın bütün öğrencilerimiz bunlara ulaşabiliyor. Güzel güzel çözüyoruz. dijital ekstra soruları da çözelim. Normal soruları da çözelim. Başarıdan başarı koşalım diyoruz. Hadi bakalım şimdi o zaman senden bir isteğimiz daha var. Bu video yararlı olduysa yorumlara yazmanı istiyorum. Bize tavsiyen, önerin, eleştirin varsa onları da yaz. Ödülü sorunun cevabını istiyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutma. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap. Yorumlara yollatalım. Teşekkür hocam. Görüşürüz.